Arkadaşlar merhaba, videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisinin sonuna nokta getirilemez? Okuyalım. 1. Ihlara Vadisi'ne inen yokuşta çalışıyordum. Yargı bitti, cümle bitti, nokta koyabilirim. 2. O sabah müthiş bir sis vardı, nokta koyabilirim. 3. Birden önümde bir hayal belirdi. Cümle bitti, nokta koyabilirim. Bu hayali neden anneme benzettim? Burada arkadaşlar soru cümlesi var burada. Kendi kendine soru soruyor. Dolayısıyla dördüncü cümlenin sonuna soru işareti getirilebilir, nokta getirilemez. Cevabım Denizli. Cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Bakalım. Buraya gel, seninle konuşmamız gerekiyor demiş. Arkadaşlar burada normalde belki bir seslenme olduğu için ünlem işareti koyabilirdim veya nokta koyabilirdim. Fakat noktalama işaretinden sonra küçük harfle başladığı için buraya sadece virgül koyabilirim. Dolayısıyla cevabım C şıkkıdır. Numaralanmış cümlelerden hangilerinin sonuna nokta getirilmelidir? Bakalım arkadaşlar, teker teker okuyarak gidelim. 1. Sandığımda annemin benim için hazırladığı danteller, iğne oyaları, örtüler. Bunun sonuna 3 nokta getirilebilir. Çünkü sıralama devam edebilir anlamında bir cümle. Bir de yargı tamamlanmamış. Bunun için 3 nokta getirilmelidir. 1 olmayacak cevapların arasında. 2'ye baktım. Bu kitaptaki hikayeleri arkadaşıma anlattım. Cümlem bitti, yargı tamamlandı. Noktayı koydum. Cevapların arasında ikinci cümle olacak. 3'e bakıyorum. Aa, yaramazın yaptığına bak. Buraya ünlem koyabilirim arkadaşlar. Çünkü heyecan anlatıyor, şaşkınlık anlatıyor. Dolayısıyla nokta getiremem sonuna. 3'ü eledim. B ve deniz ışıkları elendi gitti. Cevap ortaya çıktı. Diğer cümlelere de bakalım. 4. Çantam eskidi ama yıl sonuna kadar idare edeceğim. Cümlem tamamlandı, yargım bitti. Nokta koydum sonuna. Dolayısıyla cevaplarımın arasında 4. cümlede olacak. 5. cümleye bakıyorum. Yine nereden böyle demiş? Soru cümlesidir. Sonuna soru koymam lazım. Bunda da nokta olmaz. Sonunda nokta olanlar 2. ve 4. cümlelerdir diyebilirim. Dolayısıyla cevabım C şıkkıdır arkadaşlar. Bu cümledeki virgülün kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? Hasta kadının kolundan tuttu. Anlam karışıklığını önlemek için arkadaşlar burada virgül koymuş. Virgül koymasaydı anlam karışıklığına sebebiyet verebilirdi. A'ya baktım. Tırnak içine alınmamış aktarma cümlelerinin sonuna kullanılır demiş. Böyle bir işlevde kullanılmamış. B. Eş görevli sözcük ya da söz gruplarını ayırmada kullanılır demiş. Bu işlevde kullanılmamış. C. Kitaplardan sonra kullanılır demiş. Bu işlevde de kullanılmamış. Ancak D'deki anlam karışıklığını önlemek için kullanılır ifadesi tamamen buraya uyuyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım D'dir. Anlam karışıklığını önlemek için kullanılmıştır. Geleceği satın alabilecek tek şey bugündür. Bu cümlede yay ayraç hangi amaçla kullanılmıştır diyor. Yay ayracı şurada kullanmış arkadaşlar. Sözü söyleyenin kim olduğunu ifade etmek için yay ayracı kullanmış. A. Tiyatrolarda konuşanın hareketini, durumunu açıklamak için demiş. Bu işleminde kullanılmamış. Eledim A'yı. B. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için. Das tamam. Bu özellikle kullanılmış arkadaşlar. Samuel Johnson'dan alındığını gösteriyor yukarıdaki alıntının. Dolayısıyla B şıkkı doğrudur. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için yay ayracı yani parantezi kullanmış diyebilirim. C. Cümledeki anlamı tamamlayan ek bilgiler için. Hayır. D. Cümlenin dışında kalan ek bilgileri göstermek için. Bu da hayır arkadaşlar. Cevabım Bursa'dır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde virgül farklı bir görevde kullanılmıştır? Bakalım. 1. Uzun boylu amcam virgül babamın en küçük kardeşi polis olmak istiyor. Burada arkadaşlar ara sözü belirtmek için kullanılmış. Ara sözün başına ve sonuna virgül konuyordu. Unutmamamız gerekiyordu. 2'ye baktım.
Kırmızı boyalı evin kırmızıya da pek benzemiyor ya demiş. Yine burada ara söz için kullanılmış. Dolayısıyla 1 ve 2 aynı işlevde. 3'e baktım. Siyah saçlı, zayıf, sarı sakallı kaptan demir almadan önceki son kontrollerini yapıyor. Burada arkadaşlar eş görevli sözcükleri sıralamak için kullanılmış. Şimdilik farklı duruyor. 4'e baktım. Babamın yüzü, virgül, annemin de, bakın yine burada bir ara söz sokuşturdu araya. Ara sözü belirtmek için virgülü kullandı. Dolayısıyla bu da 1, 2, 1 ve 2 numaralı cümlelerdeki aynı işlemiyle kullanılmış diyebilirim. Yani üçüncü cümledeki virgül farklı bir işlevde kullanılmıştır. Oysa ki 1, 2 ve 4 numaralı cümlelerdeki virgülün kullanımı ara sözleri belirtmek içindi. Üçüncü cümlede eş görevli sözcükleri sıralamak için kullanılmıştır. Cevap C şıkkıdır. Numaralanmış cümlelerden hangisinin sonuna 3 nokta getirilmelidir? Bakalım. 1. Hep yakınır dururuz. Gazete gereği gibi satılmıyor, okunmuyor diye demiş. Burada arkadaşlar yargı tamamlanmış. Dolayısıyla 3 nokta getiremem. Nokta koyabilirim. 1'i eledim. 2. Ünlü şairin kitaplarıydı fuarda sergilenenler. Burası devrik bir cümle fakat yargısı tamamlanmış bir cümle. Dolayısıyla 3 nokta getiremem. Eledim 2'yi de. 3. Sadece öğrenciler değildi gelenler. Öğretmenler, yaşlılar, memurlar demiş. Buraya 3 nokta koyabilirim arkadaşlar. Çünkü sıralamanın devam edeceğini ifade etmek için. Cevabım C gibi duruyor. 4'e de bakalım. Gelenlerle sohbet ederken bunlar geçiyordu aklımdan. Bakın bu da yine devrik bir cümle. Yükleme sonda değil. Fakat yine de bir yüklem var. Yargı tamamlanmış. Dolayısıyla nokta koymalıyım. Bunu da eledim. 3 nokta sadece 3. cümleye gelebilir arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 2 nokta yanlış kullanılmıştır? A. Aylin duvardaki saate baktı. Esra da baktı. Galiba saat durmuştu diyor. Burada arkadaşlar 2 nokta yerine nokta kullanmam gerekirdi. Dolayısıyla A şıkkında yanlış kullanılmış. Esra da baktı cümlesinden sonra herhangi bir açıklama, herhangi bir örnek verilmiyor. Dolayısıyla buraya 2 nokta getirilemez. B'ye baktım. Şu sıralar tek bir amacım var. Bakın açıklama yapacak. Sınavı kazanmak. Dolayısıyla 2 nokta doğru kullanılmıştır. B'de. C. Bu dar sokak bulunduğu semtin adını taşır. Bakın açıklama yapacak. Sinekli bakkal doğru kullanılmıştır. 2 nokta. D. Kimi eylemler oluş bildirir? Örnek verecek. Büyümek, sararmak, solmak demiş. Dolayısıyla burada da 2 nokta düzgün kullanılmıştır. Yerinde kullanılmıştır. Yerinde kullanılmayan, yanlış kullanılan sadece A şıkkındaki cümlededir arkadaşlar. Cevap Adana. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi yanlış kullanılmıştır? A. İkincilere gelince sayıları çok azdır günümüzde. Her şeyi pes pembe göstermeyi isterler. Bakın burada arkadaşlar kısa çizgi ara sözleri belirtmek için kullanılmış. Dolayısıyla doğru kullanılmıştır. A'yı eledim. B. Öğretmenleri Arzu Torun, Akın Ersöz, Muammer Saraç ondaki bu duyguyu geliştirip onu şiir yazmaya teşvik ettiler. Burada yine ara sözleri belirtmek için kullanılmıştır. Doğru kullanılmıştır. Eledim Bursa'yı da. C. İlhan Geçer'in Bir Bulut Geçti adlı kitabı şiire tutkun olanların beklediği bir yapıttır. Burada arkadaşlar kitabın adını belirtmek için tırnak işareti koyabilirdi. Fakat burada ne koymuş? Kısa çizgi koymuş. Yanlış davranmış. Dolayısıyla C şıkkında kısa çizgi yanlış yerde kullanılmıştır diyebilirim. Cevabım C. D'yi de kontrol edelim. O şiirler dil bilgisi yönünden de ufak tefek aksaklıklar hariç Türk söyleyişine uygundur. Bakın yine ara sözü göstermek için ara sözün başına ve sonuna kısa çizgi koyulmuş. Doğru kullanılmış. Eledim. Cevabım Ceyhan'dır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde 2 nokta diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Birinci cümleye bakalım. Hacivat, kara gözüm, kara gözüm, iş var, kara gözüm, iş var, aşağı gel demiş. Burada arkadaşlar karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur kuralına uygun olarak kullanılmıştır. Karşılıklı konuşma diye aklında kalabilir. İkiye baktım. Şunu söylemek isterim. Edebiyatı
Okutulan ders programlarının dışında özel çabamızla seveceğiz demiş. Burada da arkadaşlar kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur ifadesiyle eşleştirebilirim. 3. Konuşmama şöyle devam edeceğim. Yine kendisiyle ilgili bir açıklama verilecek. 2'deki gibi anlatımımıza yön veren amaçlar vardır demiş. Bu da 2 ile aynı doğrultuda kendiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur işlevinde kullanılmıştır. 4. Yapacağımız iş açık. Önce yabanı okumak, sonra da bilimsel olarak incelemek. Burada da arkadaşlar kendisinden sonra açıklama yapıldığı için 2 ve 3 de aynı işlevde kullanılmıştır diyebilirim. Farklı olarak A şıkkında karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirtmek için kullanılmıştır diyebilirim. Cevap Adana'dır. Bu metinde yay araçla gösterilen yerleri aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Hemen bakalım arkadaşlar. Okuyarak gidelim. Şehirler mevsimi unutmuştur. Cümle bitti. Nokta koydum. Mevsimler değişir de kimsenin haberi olmaz. Yine cümle bitti. Soru işareti veya ünlem işareti getiremem. Sadece nokta getirebilirim. Noktayı getirdim. Çünkü onlardan bir haberci, bir işaret yoktur şehirde. Bakın bir haberciden sonra virgül koymam gerekir. Bir işaret yoktur şehirde ifadesinden sonra da cümle bittiği için nokta koymam gerekir. Yani nokta, nokta, virgül, nokta hangi şıkta var bu ifade? Denizli'de var. Dolayısıyla cevabım D şıkkıdır. Numaralanmış cümlelerdeki noktalama yanlışları ile ilgili yargılar vermiş. Toplamda 4 tane. Yargılarından hangileri söylenebilir diyor. İlk yargıma baktım. Bir numaralı cümledeki gazetede sözcüğündeki D kesme işaretiyle ayrılmalıdır. Arkadaşlar burada doğru verilmiş. Resmi gazeteden sonra gelen D kesme işaretiyle ayrılmalıydı. Cevaplarımın arasında bir olacak. Devam edelim. 2'ye baktım. 2 numaralı cümlede kırgızım sözcüğü tırnak işareti içine alınmalıdır. Bakalım 2'ye. Kendisine sorulan soruya kırgızım diye cevap verdi. Evet, burada alıntı bir ifade olduğu için tırnak içinde yazılmalıydı. 2 de doğrudur. 1 de doğruydu. Cevapların arasında 2 de olacak o zaman. 3'e bakalım. 3 numaralı cümledeki Türkiye'mizin sözcüğündeki mizin eki kesme işaretiyle ayrılmalıdır. Evet arkadaşlar, Türkiye'mizin derken bunu kesme işaretiyle ayırmalıydı. Dolayısıyla bu da doğru. Üçüncü yargı da doğru. Geldim 4'e. 4 numaralı cümlede ovamızın sözcüğü ovamızın şeklinde yazılmalıdır kesme işaretiyle demiş. Hayır arkadaşlar, buraya kesme işareti koymam çok manasız olur. Dolayısıyla cevabım ne olmalı? 1, 2 ve 3. yargılar doğrudur. Yani Denizli şıkkı doğru olmalıdır arkadaşlar.